Amerika vadilleri ve Asya borsalarında yükselişle güne başlıyoruz. Omikron varyantının korkulduğu kadar bulaşıcı ve öldürücü olmadığına yönelik açıklamalar sonrası, Amerika hisseleri cuma günkü kaybının yarısına yakınına geri aldı. Ancak yükselişin teknoloji, otomotiv ve gayrimenkul gibi az sayıda sektörün öncülüğünde olduğunu belirtelim. Salgına karşı duyarlı havayolu ve enerji hisselerindeki tepki alışları sınırlı düzeyde. Dördüncü dalga nedeniyle ekonominin kapatılabileceği endişesi, Avrupa hisselerini baskılamaya devam ediyor. Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrışmayı sürdürüyor. Enflasyondaki yükselişe rağmen faizlerin düşürülmeye devam edeceği mesajı sonrası, Türk lirası açık ara en çok değer kaybeden para birimi. Uzun vadeli tahviller değer kaybediyor. Borsa İstanbul, yüksek enflasyondan ve finansal baskılamadan kaçan yerleşik yatırımcının alımlarıyla yeni zirveler yapıyor. Ancak hisse senedindeki yükseliş, dövizdeki tırmanışı yakalayamıyor. MSCI Türkiye, Kasım ayında dolar bazında %11 kayıpla en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke endeksi. Sanayi ve holdingler öncülüğündeki yükselişte bankalar negatif ayrışıyor. Otomotiv, beyaz eşya, havacılık, koç holding, aselsan, şişe cam ve tüpraş yükselişte başa çekiyor. Bankalar, Migros, Enka ve Aydem az sayıda değer kaybeden hisse arasında yer alıyor. Moderna'nın aşının yeni varyant karşısında etkisinin azaldığı açıklaması sonrası Amerika ve Avrupa vadilerindeki satış borsa İstanbul'da negatif bir açılışa işaret ediyor. Türk lirası sabah ilk işlemlerde gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 1750 ve 1850. Kurdaki yükseliş nedeniyle sanayi şirketlerinin bankalara göre pozitif ayrışmaya devam etmesini bekliyoruz. Moderna açıklaması sonrası havacılık hisseleri baskı altında kalabilir. Çiğ süte yapılan %47 zam sonrası Pınar Süt hisselerinin negatif ayrışmasını bekliyoruz. Yarın yapılacak Antalya Havalimanı ihalesi öncesi Tav hisselerinde oynaklık artabilir. Teknik olarak Arçelik, Anadolu Efes, Aselsan, Emlak GEO, Koç Holding, Sabancı Holding, Şişecam, Türk Telekom, Tekfen, Tofaş Fabrika ve Tüpraş hisselerini beğeniyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.